Hareket edebilirsin ama ses çıkartma. Nelerle kalıyorlar biliyor musun? Kamçı. Allah! Gitme yavrum, gitme. Aa, nasıl? Bak beni tribe soktu. Kamp yapmak iyi bir fikir miydi emin değilim. Ok gibi yaptım kız. Bravo. Ceyda'nın gözüne sinek girdi abi çocuğun gözüne. Dur. Yine geldi ses. Bak. Gerçekten. Aa, bu ne lan? Aa, tırnak bu. Ve çıkmaz sokak. Nereye gideceğiz? Allah. Abi. Bunu satayım. Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ben doğadaki çocuğum. Bakın şurada yazıyor. Doğadaki çocuk. Evet, doğadaki çocuğum ben. Gördüm. Ceyda ile bugün kamp yapacağız. Hiçbir fikrimiz yok ama benim yemek yapmak konusunda da bir fikrim yoktu. Çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hadi gel bakalım. Şimdi geleceksin aşkım. Sana bir barınak yapacağım. Kafanı sokacaksın içeriye. Barınak. Evet. Sana bir yemek pişireceğim. Parmaklarını yiyeceksin. Doğal hayvanlardan korumak için de eşyalarımızı yana bıraktık. Hepsini göstereceğim. Mükemmel bir gün bizi bekliyor. Yolumuz var bizim. Birazcık yürüyeceğiz Ceyda'cığım. Evet. Tamam mı? Ateş nasıl yapacaksın? Göreceğiz, göreceğiz yani. Çok problem değil o iş. O iş ben. Hadi devam edelim. Evet diyeceğim. Burası kurulabileceğimiz yer diyeceğim. Okumu atacağım. Obamızı oraya kuracağız Ceyda'cığım. Tamamen o anki hislerime göre. Şu anda patika beni böyle yönlendiriyor. Bu arada buralar ayıların çok yoğunlukta olduğu bölgelermiş. Evet, çakal da çok. Çakallar, var. Kurtlar, ayılar varmış. Sıkıntı yok. Ben kamp videosu çekin çekin dediniz. Sizin için çektik. Umarım evet. Abone olursunuz. Umarım bize destek olursunuz. Teşekkür ederiz şimdiden abone olduğunuz için. Bakın ayılar doğadaki candır. Siz de YouTube'daki canlarsınız. Çünkü zile bastınız. Geçmişten beri takip ediyorsunuz. Yeni abone olanlar. Şu an sen şakalsın. Bak 2 haftaya ayı olacaksın sen de. Tamam mı? Doğada seni yıkabilecek hiçbir şey kalmayacak geriye. Hadi bakalım. Size bol bol bal vereceğim sevgili aboneler. Kavunuz kavunuz. Kasaballı bal. Ama benden. Ceyda kasaballı. Hadi bakalım. Obamızı buraya falan kurabiliriz. Oba! Hayır kurmayacağım bu espriyi yaptığın için. Biraz daha yürüyeceğiz. Tamam mı? Obamızı şuraya kurduk. Oha burası ne güzel lan. Geniş geniş şurada. Şöyle yayalım 5+1. Burada yırtıcı hayvanların gözünün önünde olurum. Ha. O yüzden. Bir ağaç altı bulalım zaten. Aynen. Yani piştik. Benim çadırım ağaçlara kurulabiliyor zaten. Öyle mi? Çadır. Nasıl böyle açık fıt fıt diye bir çadır olmayacak mı? Yok çok farklı bir çadır bu. Farklı bir stil. Bir sesler geldi. Çakal yavrusu bu. Wink dedi. Ha. Duydun mu? Kendiler var yerde dikkat et. Onlar bana dikkat etsinler. Çünkü en güçlü kotlarımdan birini giydim. Kampa da böyle gelmiş. Gerçi ben de neyle geldiyse. Arkadaşlar burada izler var. Burada daha önce kamp yapılmış Fırat ya da kamp belki de. Kamp değil Ceyda. Ayının parçaladığı şeyler bunlar. Ağaç parçaları. Ayrıca burada da yavru küçük çok küçük bir ayının kakası var. Basma. Ayının kakası var. Nereden anladın bunun ayı kakası olduğunu? Burada neyin kakası olacak başka? Şuraya bak. Kimsecikler yok. Ay kelebek var. Çok tatlı. Bak bak bak. Ceyda'cığım ayı diyorum kelebek diyorsun. Gözünün siyahını yiyeyim ya. Bak ayının devirdiği kütük. Görüyor musun? Aha. Benim için önemli olan su kenarı bulmamız lazım. Şimdi su kamp kenarı. Derler ki suyun kenarına kamp yapmayın. O yanlış. Susarsam nereden içeceğim suyu? Suyun kenarına yapacağız tabii ki de. O yanlış bence yani. Nereye gidiyoruz biz Fırat? Dur bir hissedeyim. Koklayayım bir. Bu ne şimdi oklarıyla ya Allah'ım. Şşşt. Hareket edebilirsin ama ses çıkartma. Bu tarafa doğru gideceğiz. Fırat burada ağaçların arasında yürüyecek bir yer yok gibi. Niye bu tarafa gidiyorsun? Korkma elimde bu var. Şuraya niye kurmuyoruz? Kınından çıkartıp çekmem yaklaşık 1,5 dakika sürer. O 1,5 dakika içerisinde saklan. Sonrasını bana bırak. Devam edelim. Nereye saklanayım ya? Ne diyorsun ya? Her yer ağaç yavrum. Bir yere saklan işte. Hadi bakalım. Şimdi aşağı. Oh. Dikkatli ol. Sana bakarken önüme bakamadım. Turnike yöntemlerini biliyorum. Kırık ayağı tedavi edebilirim ama seni ayakta tutmakta zorlanabilirim Ceyda. Ellerini kaldır ki bir yerine tutmasın. He, kamerayı da kimse çekmesin. Allah. Burada çok zorlu bir geçiş var. Buradan nasıl geçeceğiz? Bak önümde 2 tane diken var. Ha. Arasından geçemiyorum. Eğil o zaman Fırat. Hayır. Ne oldu? İki diken mahvetsin şu an. Arkadaşlar nasıl geçeceğini ben size göstereceğim. Şu. Eğildik. Gitti. Neden biz burayı... Şşşt. Sanırım buraya daha önce hiçbir insan ayak basmamış. Sanırım. Ayı eşelemiş buraları. Bakayım. Ayı kakası var burada dikkatli ol. Ne yapacak ayı kakası bana Allah aşkına? Basma yavrum bulaştırma ayakkabılarına. Beyaz ayakkabıyla geldik. Niye böyle bir şey yaptık? Başka ayakkabımız yoktu. Nerede konumlanacağız? Biraz daha yolumuz var. Hissettiğim zaman duracağız. Ayı gene eşelenmiş burada. Anam. Bilenler yoruma yazsınlar. Bu ne ya? Aşkım birikmiş çamur. Aga ne çamuru? Gel buraya gel.
Şuradaki ayak izini görüyor musun? Toynak bak. Bak şurası toynak, görüyor musun toynağı? Fırat, böyle bir toynak mı olur? Ceyda'cığım toynak, buradan at geçmiş. Yani bir şey geçmiş burada. Toynak var yani. Ayı küçük bir inek de. Belki oyuncak inektir. Toynak geçmiş. Ya ondan dedim. Duyuyor musun Ceyda? Neyi ya? Ere sesini. Duymaz. Çünkü sen bir doğadaki çocuk değilsin ama ben doğadaki çocuk. Aslan kaç para para pom şeyleri. Ne alaka? Alayım kız, belki lazım olur. Ha, onları topla, onlarla ateş yakacağım. Nasıl ne alaka? Aslan kaç para para pom bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Yeşilçam filmi izleyenler bilir. Aslanları kaçırmak için yapıyor. Aslan kaç para para pom. Aslan kaç para para pom. Kim bunlar aşkım? Türkiye'de aslan mı var? Yeşilçam. Yuşahçık bu şakayı yapmıştı. Üvey annesine. Bak derenin sesi geliyor. Abi dedim ben sana. Oyunlardan biliriz biz. Kulakta ses kasmada ustalarız. Obamızı buraya yapacağım. Suyun kenarına. Evet. Burası çok güzel bir yer Ceyda. Burada yaşayabiliriz bile. Dönemeyiz zaten. Çok uzun yol geldik. Burada kalalım 3 hafta falan. Baksana böyle su kaynağımız var. Çok güzel. Orada bir takım çöpler var. Buraya çöp bırakan ters dönsün uykusunda, ne diyeyim yani. Şuraya bak. Çöp bırakmışlar hep, bak. Bak bak. Plastik. Bunları giderken toplayalım Ceyda. Bak. Ne diyeyim ben size. Yani el değmemiş yere bile çöp bırakmayı başaran buraya gelen kişiyi tebrik taşımıştır. Ediyorum. Nehir taşımıştır. He doğru. Olsun, nehre atanın. Neyse artık. Ceyda'cığım. Evet. Şimdi karşıya geçiyorum. Ayağını ıslatmamaya çalış. Bu tarafta niye durmuyor? O taraf daha güvenli. Güvenli. Ayağını ıslatmadan nasıl geçeceğim Fırat oradan? Doğadaki taşları kullanarak. Ya öyle şey imkansız. Al. Hadi Legolas gel. Ben ayakkabılarımı çıkarmadan gelmem. Tamam, ayakkabılarını çıkarıp gel. Zaten su temizdir. Herhalde. Rahat rahat gelirsin. O buz gibi ha? Herhalde kaynak su. Sürekli akıyorsun. Buz gibi de. Ceyda, kamerayı niye bıraktın orada? Tamam, ben alıp geleyim. Evet, geldik şimdi. Yalnız ben abinden aldım. Ya dedim en mantıklısı hangisiyse onu burada. Neye kuruyorsun şu an sen? Barınak gibi işte. Yani geceyi burada geçirip geçirmeyeceğimiz belli değil. O anki bizim keyfimizin kaderi. Yalnız ortam çok güzel ya. Çadır değil mi o? Şey, panço. Ağaçların arasına geleceğiz işte. Panço mu? Panço cips değil mi? Fırat panço getirmiş. Yiyelim diye getirmiş herhalde. Ağaçlara geleceğiz. Çadır gibi. Aynen, iple. Hadi bakalım. Sonra ateş yakacağız. Yemeği yiyeceğiz. Yemek ne getirdin yanında? Nasıl yani? Buradan balık tutmayacağız mı? Burada ne balık tutacaksın Ceyda? Sen getirmeyecek misin? Çap çap reis sen değil misin? Buluruz bir şeyler, yeriz. Olayı bu ya. Mantar var burada. Bundan yeriz. Saçmalama. Bak ortası belli zaten. İşte bu ağaçtan bu ağaca. Olmaz. Şurada deneyebiliriz. Şu üç ağaç arasına geldik mi tamamdır. Tamam. Çalışmaya başlayalım. Şu mu? Yani daha yükseğe. Ters değil mi? Böyle olması gerekmez mi? Evet. Ortadan da bir çubukla yukarıya doğru şey yaptık. Bitti. Oh, ne iyi fikirmiş. Ha, panço. Şu an anladım. Üstümüze geçirdiğimiz panço. Ne alaka diyorum panço üstüne? Benim bıçağım vardı. Şunun içine versene. Heh. Kes. Fırat, onu sen bağladın mı şimdi gerçekten? Yavrum ger bakayım oradan bir. Ortasına da bir tane böyle çubuğu koyduk mu? Burada mı yat? Bu mu bak yani? Bak böyle. Yavrum, bu yağmurdan korunmak için. İlkel bu durum. Action! Çoğu yaşa. Hadi bağla bakalım. Tamam işte, bak oluyor bu arada, yani bunun olacağı bu. Nelerle kalıyorlar biliyor musun? Kampçı. Allah! Ödüm koptu. Bu niye böyle oldu ya? Oha. Çamaşır ipi getirmiş olmam da. O çamaşır ipi değil ki. Ne bu? Yorgan ip. Makrome ipi, aha. Ne gibi? Bunu da buraya böyle. Böyle bir panço dünyada görülmedi bak. Hiçbir kampçı bunu beceremedi. İlk ya defa. Ceyda, ilk defa yaptığımız. İlk defa ne oluyor ya, kanalında izleyebilirsiniz. Ama yani ilk defa yapıyor. Gemici düğümü atıyorum ama henüz daha denizlere açılmamış bir gemiş. Bu gemide kaçak yolcu düğümü. Şimdi Ceyda'cığım bak, normalde bunu ben ters yaptım. Niye biliyor musun? Bunun burasını da gelmemiz lazımdı. O zaman 10 numara olacaktı. Yani bunu yapamadığım için burada zaten hazırından bir şeyimiz var. Şunu şuraya getiriyoruz abi. Ya Fırat, sen bunu neden yaptın? Ay yavrum gel bak, gel. Bak altına gir, otur. Çok kör oldu. Kamuflaj yavrum, kamuflaj. Fırat, burada kamufle olamazsın bak. Gir bak içine bir. Bir ferahlığını bir hisset. Bak aynı sana şeyi yaratmak istedim Ceyda. Küçükken yastıklardan yaptığın evler vardı ya. Peki bu mu kamptı? Şu mu yani olayımız? Evet, Türk iş oturuş. Şöyle düşün bak, Rusya'da esir alınmışsın, seni Sibirya ormanlarına bırakmışlar ve sen böyle hayatta kalacaksın. Hayatta kalmak dediğin o. Ayı grill, beer grill neydi? Ya beer grill bile yani yanında bir şeyler taşıyor, biz taşımıyoruz şu an, öyle düşün. Sadece burada bir şey sıkıntım oldu yani, şunu şöyle tutabilsem. Ne yapıyorsun Ceylak? Aa aferin. Tamam, çok güzel oldu aynen. Bok var
burada? Abi boka çadır kurmuşsun. Abi gerçekten bokama yeni yapılmış bir de. Yeni mi yapılmış? Tam daha da durma yanında. Tifo, dizanteri, bakteri ne varsa var yanında. Tamam çık gel. Kardeşim buraya da sıçmasaydınız ya. Gördüğünüz üzere boktan çadırımın bokun üzerine kurmakla. Bok olduğu için yanında boktan olarak düşünüyorum. Yani. Evet boktan oldu bu çadırım ateş benim. Pek olmadı ama oldu. Son yaptığın hareketle bir toparladığımızı düşünüyorum. Ben olmasam bir hiç. Ateşi Ceyda klasik geleneksel usullerle yakacağım. Ne? Nasıl şeyle, yakacağım? Daha önce YouTube'da gördüm abi. Primitif şekilde yakacağım. Sürttürme yöntemi. Hızlı bir sürtünmeyle ateş gücü yaratacağız. Tamam mı? Çok basit abi. Şimdi Ceyda şöyle oluyor. Bir tane dal buluyorlar. O dalın ortası oyuk oluyor. Onun içine böyle bir şeyler koyuyorlar böyle yanıcı. Öbür dalla da bunu yaparak yakıyorlar. Olay bu yani. Ortası boş dal nereden bulacaksın? Kırık dal. Kırık bulacağım. Dal. Neden çakmakla yakmıyoruz ateşi? Çakmam yok. Varmış ama olsun. Kardeşim çakmakla yakacaksam o zaman evde ocakta yapalım abi. Ben sana yastıklardan çadırı kurayım evin içinde. Orada takılalım. Tamam, doğadaki hadi. Çocuk olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Ben yapacağım onu. Hadi bakalım. Eğlencesi burada abi bu işin. Sonuçta kampa geldik. Bir dakika. Onu soktum. O neydi? Ses geldi lan. O neydi Ceyda? Neydi o? Bilmiyorum. Şuradan geldi ha. Çok tırt o bir sesti yalnız. Böyle kapı gıcırdaması gibi. Gitme yavrum gitme. Neyse tamam. Bok da vardı zaten. Bokun evet. Sahibi geldi. Ya neyle yapacağım bunu? Ha mesela bu. Şuraya oturalım. Şuraya. Hadi bakalım. Niye buraya oturuyorum? Bir tane taşın üstüne oturayım ya. Bu ne? Ayran içmişler. Atmışlar. Burayı nereden buldunuz da ayran içtiniz ya? Kampçılar olamaz. Kampçılar dikkat eder böyle şeylere. Olay. Şuraya bir tane şunun gibi bir şey alıp şöyle çevirmek diyebiliyorum ama. Nasıl yapılıyor acaba ya? Fırat. Düşünüyorum şu an Ceyda. Dikkat et ısırganlara elini sürme. Isırgan mı var? Nasıl yani? Hangisi ısırgan? Sen ısırganın hangini ot olduğunu biliyor musun Fırat? Yavrum ben ot uzmanı mıyım şu ya? Şu ısırgan. Tamam. Bu da maydanoz. Yani. Şimdi. Nasıl? Bak beni tribe soktu. Kamp yapmak iyi bir fikir miydi? Gerçekten henüz emin değilim. Doğası çok güzel ama Fırat'tan. Ben bunu bilmiyorum ki nasıl yapacağım. Fırat sen ateş yakmayı biliyorum dedin. Şimdi arkadaşlar kameranın şarjı bitti. O yüzden buraları çekemedik ama evet. Böyle bir şey buldum. Bunun böyle ucundan tamam mı kanal açıyorum şimdi. Buradan açtığımız kanalı. Kanala abone oluyorsunuz yani. Güzel. Bunu beğendim. Bu espriyi beğendim. Abone olmayı unutmayın. Diğer bir çubukla bu kanalın üzerinden yaktığım ısıyı aşağıdaki çerçöpe vermek suretiyle ateş yakmaya çalışacağız. Olmazsa tamam çakmak kullanırız ama ben olacağına inanıyorum. Nedir yani? Sonuçta 1000 yıllık teknoloji. Bunu cahil ilk insan yapmış yani hiçbir şey bilmediği zamanlarda. Gördünüz bakalım. Biz mi yapamayacağız şimdi? Bir tane şurada şöyle bir çubuk lazım. Bu ideal bir çubuk. Şimdi bu çubuğu şuraya şey yapmak için şu ucunu sivrilteceğiz. Oo, bu ortamlara alıştım. Kalem soymak gibi ya. Bıçağı da iyi ki yollamışlar bak tam sana şey oldu. Ok gibi yaptım kız. Bravo. Şimdi sen ne bulacaksın onu biliyor musun? He. Ağaç kovuğu, çer çöp, yanabilecek şeyler bul bana. Şimdi bunu şurada şöyle çevireceğim. Bunları buldum oluyor mu? Oluyor. Onlar onu yakacak Ceyda. Bakalım. Bu da benim kısmetimmiş. Ceyda şu tarafta bir hayvan var ama ne oldu anlamadım. Bir ses anlamadım. Var vallahi bak ya. Aklımda şöyle bir fikir var. He. Bu bizim beyaz ipten şöyle geriyim. He. Hayvan ona takılır. Yine geldi ses. Bak. O hayvan ona takılır. Ses çıkartır. Bir çeşit bu bir tuzak ama zararsız. Bu bir tuzak mı şimdi? Ya hayvan nasıl düşüp takılabilir ya? Hayvan aptal mı? Yavrum akıllı olsa konuşurdu. Şimdi. Bu bir tuzak. Ben buradan geçmeyeyim diyor değil mi hayvan? Ya hak. Aa böyle mi yanıyor? Yanarsa. Bu hikayede yanan ben olacağım gibi duruyor mu adaylısı? Yavrum bu olmuyor ki bu. Yap. Aşağı doğru gidiyor çünkü. Bana bıçağımı ver. Bıçağımı ver. Oraya bir oyuk açayım. Evet. Bak oldu. Aha çok iyi gidiyor. Tabii buradan burada... ne çıkacak? Ben onu anlamıyorum ya. Ateş ale... Ne oldu? Buradan böyle ne? Ateş mi çıkacak şimdi? Duman çıkacak. Oha duman konserine geldik. Kimseyi sevmedi. Duman çıkıp şuradan şarkı söylüyorum bize. Vallahi sen çevirdikçe kimseyi sevmedin ben falan çalıyor kulağımda. Resmen duman çıktı. Bu böyle kollarını ağrır.
Fena gitmiyor. Dur bakayım. Fırat, sen neden çakmakla kullanmıyoruz bu işi? Aşkım, o zaman ne anlamı var kampın? Gerçekten ocak da getirseniz elektrikli ocak. Gerçekten aramızda kampa giden varsa şu günümüzde, gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Böyle mi yakıyorsunuz? Gitmeyin o zaman abi. Jeneratör getirin, elektrikli ocakla piknik yapalım. Dayı mıyız biz ya? Sıkıntılı bir ağaç seçmişim. Şuradaki çıkıntıları elimi kesiyor. Zaten kadar buradayız. Öyle mi? Nasıl yapıyordun? Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Hayır, akşam lazım zaten ateş. Belki akşama kadar yanıyordu. Bir de burada her türlü ateş yakılır ki bu saatte de. Isınmıyor ki bu. Fırat, çünkü ocak mı bu, altını mı aç? Benim karnım acıkıyor bu bir. Yemek yok diyorsun. Yemeği nereden bulacağım ben? Bunlar yenmez. Biraz gezeriz istiyorsan. Yemiş memiş varsa bulurum. Survivor. Yemiş varsa yemişlerdir zaten Fırat. Ben çakmakla yakıyorum, yeter. Farz ettik ki ben bunu yaktım. Evet. Ne anlamı var ki? Bizim bir tane ateş çemberi yapmamız lazım taşlarda. Ateşin çemberini yapacağım ki içeri de hapsedeceğim. Sen çok film izliyorsun ya. Ceyda, bunu yaksan ben ne olur? Ben abim kampta hiç ateş çemberi yaptığını görmedim ya bir kere bile. Bunu yakıp ne yapacağız? Yakacağım. Yaktığın zaman üzerine bir şeyler ekleyeceksin. Küçük çıtalar, çıralar. Yakacağım senin çırını. Buradan geliyor işte. Ondan sonra o ateş birazcık büyüyecek. Bir kere konumum yanlış. Yağ alev alırsa bu. Ya sen nasıl bir ateş yakacağını zannediyorsun? Şurada küçücük bir şey tüttüreceksin Fırat. Ayrıca yiyecek bir şey bulamayacağını bildiğim için ben tabii ki de yanımda bir şey getirdim. Ne getirdin? Şey. Tamam, o zaman önce şöyle yapalım. Yiyecek bir şey bulmaya gidelim. Ondan sonra ateşin kalanını bu sefer normal insan usulü yakacağım. Çakmakla yakacağım. Yani. Onu da yakamazsam zaten bence gidelim. Tamam, şimdi o zaman. Yiyecek bulmaya nereye gidiyoruz peki? Buradan sesler gelip getiriyor. Ben oraya gitmem. Tabii ki de seslerin olduğu yere gideceğiz. Niye? Fırat, bak bir kere. Ceyda. Yiyecek mevsiminde değiliz. Şu anda yiyecek mevsim ne demek ya? Ne bulacaksın yiyecek? Ne bileyim, hayvanlar o taraftan ses yaptığına göre. Hayvan öldürmeyeceğiz herhalde. Evet. Hayvanlar oradan ses yaptığına göre bir şeyler yiyor demektir. Ot. Yemiş de yiyor olabilir. Fırat, meyve de yiyor olabilir. Dörtlenme 30 Ağustos'tan sonra. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan sonra. Kendim güldüm buna. Bunu koy dedi. Bayramdan sonra Ağustos ayında çıkmaya başlar kırmızı meyveler. Sen kimsin ya? Ya ben belki sana yeşil meyve yedireceğim. Yürü gidiyorsun. İleride elma armut ağacı bulacağını zannediyor. Yazık. Ne hoşuma ok. Hayvanları korkutmak için. Vuracak için değil. Herhalde. Abi, ama tavuk görürsem vururum. Tavuk vururum. Kümesinden kaçmış tavuk. Yaparım. Kümesinden kaçtıysa tavuk alırsın, sahibine götürürsün. Şöyle gidelim bakalım. O tarafa doğru. Hadi. Gidiyoruz, hadi bakalım. Allah büyük. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim ben şimdi yani. Aşkım bak ne var. Evet arkadaşlar, seslerin kaynağını bulduk. O vahşi hayvanı bulduk. O vahşi hayvan. Canım benim. Burada. Çok tatlısın. Çok şirin. Kaç yaşında olduğunu sayabilirdik ama saymayalım. Dur, ürkütmeyelim. Yavaş yavaş geçin. Beri bana gelip kafa atıyormuş değil mi? Buralar biraz zor olacak şeyde. Çıkarsın yavrum. Çıkarsın. Bak nasıl çıkıyorum. Keçi gibi çıkıyorum. Hadi Ceyda, bekliyorum burada. Çok güzel çıktın aşkım. Oha ya, yuvarlanıyordum orada. Çok güzel ortam. Ben bunlardan küpe yapıyordum küçükken. Bak böyle. Bak. Peki bunu nereme takıyordum? Nasıl takıyorsun yavrum onu? Nasıl küpe o? İşte böyle bir duygu işte, küpe gibi. Bunu böyle dibine sokuyorsun. Aa, bu şeye benziyor ya. Vinç'in çalışma tahtası. Evet. Bak, çalışmak için. Evet. Burada da yani zaten hepsi öyle de. O. Ceyda bak gerçekten. Aa, bu ne lan? Aa, tırmık bu. Görüyor musun tırmık izini bak. Ana. Bak neredeyse benim kafam boyutunda bu arada yani. Tırmığı attığı yer benim kafama geliyor. Şöyle göstereyim. Bayağı yarmış bak burayı. Bak. Şöyle iniyor zaten galiba. Şöyle bir şey. Aynen. Vay be. Bak şimdi bir gerildim. Bir gerginlik var. Ya canım bir şey olmaz. Ayağının izini görsek keşke. Buradan biz ne yiyeceğiz? Biz ne bulacağız ya? Biz aç kaldık, gittik ya. Dur bakalım ya, gezmiş oluyoruz işte. Olmadı senin getirdiklerinden. Poğaça moğaça getireydik. Bunlar ne? Üçlü ama yok ya, bunlar da şey. Öküz de var bu ya. Ay ne kadar bu kelebek var. Şuraya bak bir sürü. Burası şey. Çıkmaz sokak. Nereye gideceğiz? Şuradan devam et bakayım. Ulan Fırat, çamur burası. Allah. Ha, aman diye. Arkadaşlar bataklıktayız. Niye böyle bir şey yaptığımızı ben bilmiyorum. O kadar da batmıyor Ceyda. He. Devam ama buradan bakayım. Bir yol var ha. Hadi gidelim. Burada gece... Aha, bir şey yürüyor. Nasıl bir şey? Yemin ederim bir şey yürüdü. Ay, yılan mı acaba? Yok be, yılan yürür mü Ceyda? Yeşil baş. Kertenkeledir. Ay. Hayda. Bak duydun mu? Hayır. Sağır mısın Fırat? Baya fık fık yürüyor orada. Yani çok küçük demek ki. Tavşan var mı acaba? Burada tavşan tavşan. Sanki böyle buradan Narnia'ya açılacak bir şey. Oha, nereye çıktık biz? Oha, çok güzel bir yer çıktı kendine. Bak yürüyor, şimdi gitti. Duyuyor musun? Ha evet evet. Şeydir ya, kurbağa ya, olabilir. Kertenkele. Gidiyor. Aa, yeşil baş. Ya da kertenkele. Yeşil baş ya kertenkele aynı şey değil. Baksana nasıl bir yere çıktığımızı. Oha, şu ağacın güzelliğine bak. Tek başına böyle şey gibi kalmış. Ceyda Hanım. Çok güzel. Evet. Biraz daha devam edelim. Kim bilir neler bulacağız. Buraya yeni yapılmış. Dikkat et. Dikkatliyim. Kaka vardı.
Börtlen şeyine benziyor değil mi? Börtlen ağacı bu. Gördüğün gibi anlarım. Neden? Çünkü ben bir köy çocuğuyum. Allah'ım yarabbim. Kezan'ın köyünü köye. Size çekeceğim ya. Gideceğiz görürsün. Köy değil ki orası. Bak yıldız otel. Bak kız. Arılar var bayağı be. Düz devam et. Arı mı? Abi burası güzel işte. Bak Savaşçı'da hatırlıyor musun? Böyle bir suya girmiştim. Evet. Suyun içinden çıkmıştım da bir hafta yatmıştım hastaneye. Evet, hasta evet. Hasta. Ama bundan daha beterdi yani o su. Ya buralar birazcık garip. Niye biz daha da... Allah Allah. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Ceyda bak. Oha bura ne? Dikkat et. Tut bir. Yani içine kadar gidiyor. Orası hayvan iğne. Gerçekten bak. Allah belamı versin. Ver bana. Ne var ki? Bak. Nasıl ya? Burada mı saklanıyor? Ya biz yerini bak altına doğru gidiyordu. Çukur ya kazmış bu... ayağıyla. Ya ne kazmış? O ne? Tavşandır, çakaldır. Ha tavşan iğne bu. Dev kadar. Çakaldır mi? O zaman. Ayı olacak hali yok ki. Onun altına doğru gidiyor biliyor musun? Bunu satayım. Ne oldu? Şöyle yaptım seni korkma. Sen ne yapıyorsun Ceyda ya? Ödüm koptu ya. Şimdiden... Çakal geldi. İlimden çıkın. İşte oradan aşağı şöyle yuvarlanıp eserli karar hayatında yok olmam. Girebilirsin. Senin boyun yeter. Sen gir ya aşağıda oturuyorsun şu an çakal. Şöyle GoPro salayım mı? Fırat ben korkarım. Valla ben oraya çıkamam şimdi. Ya ininden şey yapmayalım bir de. Sana bir şey diyeyim bence dönelim. Şimdi yerlerini bulduk. Ayı izi gördük. İni bulduk. Daha ne olsun? Ben daha fazla buralara gezmek. Abi çok iyi bu arada. Yani mükemmel bir şey ya. Tam belgesellik. Şunun arasından bir giriyorsun aşağı doğru gidiyor yuvaları. Çok garip. Yani gerçekten doğadaki çocuk olarak ben. Nerede benim doğadaki çocuğum? Kaçmış. Doğadaki çocuk olan ben az önce bir ine rastladım. Görüyor musun? Oradan yavrular kafalarını çıkartıyordu. İşte ben ondan korktum ya gerçekse hala oradaysa. Şey yavru. Yani bu kadar hayvanın geçtiği bir yerde olmaz herhalde. Baksana her yerden davarlar geçmiş. Ay. Bu da yuva gibi bak. Belki kampçılar şu an bizim gördüğümüz şeylerin ne olduğunu biliyorlar meraklısı. Evet. Biliyorsanız yazın mesela. Bu ne ki şimdi? Bir garip bu yani. Ama yani tam böyle hayvanın içine girip bak küçük burada ne yatabileceği gelmiş? Şeyler. Keçi mi gezmiş burada? Bok var. Keçidir. Gibi. Domuz ya da. Bayağı içi şey bak, yani. Vallahi buraya yeni dışkılanmış bir durum gördüm burada. Domuz görmekten kork. Her şeyi görebiliriz ama domuz görmeyelim Ceyda. Öyle söyleyeyim sana. Ah yüzme sinek girdi. Geri dönelim hadi burada artık daha biz ne ya? Ay yüzme yeni sinek girdi. Tamam geri dönüyoruz kampımıza. Evet hadi. Olmadı bu iş. Yemek bulamadık. Neyse belki sana kampta bir şey yaparım. Çok iyi ama. Sürpriz. Böyle var ya keşif gezisine çıkacaksın neler bulursun neler. Ceyda'nın gözüne sinek girdi abi çocuğun gözüne. Dur. Tamam alacaksın. Kapat ve almaya çalışacağım. Al. Aslında şunu bana döndürsen belki alırdım. Ha evet. Çünkü ben yaptım korktu benim yapmamla. Aha burada duruyor. Evet. Aldın. Hah. Oo. Abi. Kızın gözünden çıktı bu. Güzel gözlerini bir çiçek sandılar. Onu sakla. Evet bakın bir saattir buralara bakıyorduk iz görür müyüz diye. Bakın şöyle bir iz gördük. Bu ne ya bu ne ya? Görüyor musunuz? Bak pati iz gibi. Bu ne ya böyle? Kodum. Ya çakal. İnanılmaz. Neler. Kızın gözüne böcek saldırdı. Hani bu in vardı ya aşağı giren. Buraya çıkışı var. Ve taşla kapatmışlar bakın. Tam oradan dalıyor buradan çıkıyor. Bir tane anime var. Komşum Totoro. Evet. Komşum Totoro mu ne? Orada böyle kız yanlışlıkla düşüyor böyle ine. Çok güzel bir anime. İzleyin onu çok beğenirsiniz. Şu an bana onu hatırlat. Orada mı? Girseydin şuradan çıksaydın. Aşağıda bir düğün. 10 numara içerik olurdu. Belli de olmazdı bu işler. Hadi bakalım. Malum olaydan sonra tabii ki de hemen geri geldik. Koşarak geri geldik. Ya gerçi bir şey yapacağından değil. Ayıydı mayıydı bir şey yapmaz da. İnsana yaklaşmaz da. İzimizi vardı ya. Bir de çakalın ini falan. Çakal mı ini artık ne bilmiyorum yorumlara çakal yazarsınız. Çakal inmişti in. Çakal in ayı out bu saatten sonra. Neyse şimdi normal ateşi yakacağız. Ben zaten yanımda getirdim. Hadi ne toplayacaksın şimdi sen? Tamam, ben de şuradan şey alayım. Işte ya. Şunlardan. Fırat burada ayı var. Ya ben o espriyi nasıl yapacağımı biliyorum. O yüzden hiç gelmiyorum oraya. Komik değil. Doğaya geliyorum diye ayılı telefon kapını taktım. Nasıl fikir? Şu tatlışa bak, şu güzelliğe bak ya. Canım. Kaydırıp gidebilirsiniz diyecek şimdi. Sen yanında ne getirdin? Getirdim bir şey, sürpriz. Tamam, sen yanında getirdiklerini getir. İki onları fıtlatalım. Suyumuz var mı? Saraya bak, oralar su dolu zaten. Benim suyum var tabii ki de, senin yok. Ya orası su işte. Ne olacak? En fazla kilometre ötede bir ayı işemiştir. O çişi dağılmıştır zaten. Bir sorun yok yani. Hmm. Ayı çişi su içmeyen de kamp yaptın demez. Aa bak bu güzel. Yok bu ıslak. Şimdi bak bunları böyle koydum. Tamam mı? Önce inceleri koyuyorum. Ondan sonra şunları da koyacağız. Şöyle şu çakmakla yakacağız. Yani. O alttaki zaten yanıcı madde. İyi var. Bunu düşüp yanında getirme beni mutlu etti. Bak şimdi bak. Sönücüymüş. Kireyi bile yakamıyorsan aşkım ben daha ne diyeyim. Ya yansana. Evet şimdi yandı. Biraz daha yansın. Hı. Evi. Güzel. Oluyor galiba Ceyda. Yani duman çıkıyorsa... Oluyor demektir. Söndü la. Nasıl ya? Yanıyor şu anda oldu. Şimdi oldu. Küçük çıta gibi olan incecikler. Çıta? Aman işte o dal yapraklarını koy incecikleri. Heh.
O ne ya Fırat? Oo, çok güzel kokuyor. İz kokuyor. Tamam, yanacak mı? Yanar mı Ceyda? Tamam. Biz de o sırada o zaman Türk kahvesi yapacağım bunun üstüne. Aa, güzel. Yap Türk kahvesi yap. Tamam. Biraz yansın. Mangal bile yakılır bunda. Tamam, çok güzel. Biraz küçük daha toplayayım Ceyda. Bir yandan. Ay çok güzel kokuyor ama. Evet, çok güzel kokuyor gerçekten. Güzelmiş. Sırf bunun için kamp yapılıyor. Ben ateş hastası mıyım? Ateşin delisi. Bu koku sinekleri öldürüyor bu arada. Sivrisinekleri falan. Yalansa yalandır. Yala. Değil ya. Fırat, bizim köyde bu ateşi yakınca bu sinekleri falan her şeyi uzaklaştırıyor. Hayvanları. Zaten böcek. Şöyle olur. Ben sana anlatayım. Bu ayıyı da uzaklaştırır. Bak, Afrika'da bir tane belgeselde izlemiştim. Adamlar yani orada inanılmaz fazla ya sivrisinek. Alt tarafta böyle bir ot var. Onu yakıyorlar. Çok evet. Uzun süre yanan ve sadece duman çıkartan. Onun yükseldiği noktaya da pek rüzgar esmiyor. Yataklarını yapıyorlar ağaca. Orada yatıyorlardı. Hiç gelmesin diye sivrisinek. Bravo. Bak sokuldum bak. Bak görüyor musun? Ya. Malzemelerimizi çıkaralım. Ben bir yandan da ateşimi harlayayım. Şunu nereye koysam acaba? Harley Quinn. Vay anasını be. Abi fena ısırdı beni. Üç yerimden. Ne ısırdı acaba? Bilmiyorum ki. Üç yerimden. Bir, oha, iki, evet. Üç. Evet. Hadi gel ateş başında konuşmacalar. Yemek yapacağız şimdi, yiyeceğiz. Allah. Bak ne getirdim. Marshmallow. Çünkü bir Amerikalı olarak biz marshmallow yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Şişirilmiş bir balon ya da bunlar farklı marshmallow kullanıyor. Çünkü hiç güzel tadı yok onun. Şimdi bunu buna takacağız. Tamam. Fıtı fıtı ısıtıp yiyeceğiz bunu. İyi hadi bakalım. Peki sana bir sorum var Fırat. Bir şekere hareket etmesi için ne denir? Ne bileyim size. Marshmallow. Çok kızak mı? Bunu çikolatalı yani son model. Bu zaten benim bildiğim kadarıyla bu kadar. Sıcaklığı mı yapıyorlar bunu? E sen de taksana. E bir tane var. E bir tane daha alsaydın Ceyda'cığım. Ha şöyle bir şey takayım işte. Hadi bakalım. Tak. Benimki zaten bak kızardı. Ya iki geldik ya. Biz de marshmallow mu? Marshmallow güzel olmuyor Ceyda ya. Evet. Ne yapalım? Bunu nereden bulmuş? Ne alaka? Biz bunun tatlısını yaptık bir kere. Özlem'le çok güzel olmuştu ama. Özlem hatırlıyorsan yorumlara yaz. Biraz bunu böyle ateşte şey yapacaksınız yani böyle karamelize olması lazım. Ana bir anda çok yandı bakayım. Güzelmiş ya, çok güzel. Ya ben sana dedim senin seveceğin tarzda şeyler bunlar. Şeyi kaçtı, o aşırı şeker tadı vardı ya, o gitti. Bir çok şey söyleyeceğim güzel. Bir kampa gidiyorsanız elinizde marshmallow yoksa Amerikalı değilsiniz. Ben bu işi. Ya ne alakası var? Yiyorum, çok mu sıcak geliyor peki? Yok yok, çok sıcak değil. Dilim yandı. Nasıl sıcak değil ya? Ben de bu kadar yaptım şimdi. Çok güzel yalnız Ceyda. Çok başka bir şey. Nasıl oldu? Çok iyi abi. Ne gibi oldu biliyor musun? Normalde sevmem. Krem karamel. Ha krem karamel. Krem karamel şu an yiyoruz biz. Siz ne yiyorsunuz? Çok iyi ya. Kızım bu güzel bir şey değildi normalde. Bu niye böyle oldu? Kendimiz yaptık diye. Bizim duman kameraya gidiyor ama çok şok. Olsun. Benim üstüme gelin. Sen ne yaptın? Onun üzerini doldurdun. Öldürdün ateşimi. Ceyda kasabalı olduğu için buraya da kahve evet, getirmiş. Şimdi şöyle. Malzemelerimi biliyorsunuz ki dev kahve içmem. Olsun, ben birazını yapacağım. Aa bak bunları da. Gutewood göndermişti. Gutewood Carving göndermişti. Evet. Bu arada ben bu kamp işini sevdim. Ben de bir. Güzel bak, kalacak yerimiz güzel olsa. Hani güzel ya bir şey böyle ayarlasa. Şimdi biz biraz geyik olsun ya, bu tarz bir kamp şeyi yap. Normalde eğer, daha doğru bir şekilde gelirsen evet. Çok daha keyifli çünkü, canım. Tabii abimler mesela bir gidiyorlar. Bayıla bayıla. Ama ne malzemeleri var. Eğer severseniz bir tane de profesyonel kamp yaparız. Böyle birileriyle gideriz mesela. Ha, evet 2-3 günlük, 1 günlük falan. Şimdi 2 tane attım, sana da yapayım. Yap bana da yap. Ben de iç. 3, 4. Tamam şimdi su. Bana şu çantamın yanından su verir misin Fırat'cığım? Dereden su vereyim. Onu da oradan doldurdum. Ah. Şimdi normalde Türk kahvesi fincanına göre nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Buna böyle döküyorum. Öyle yapıyorum. Bu arada suyu görünce şuraya kadar suya düştüğüm için basıyorum puçuk puçuk yani. Alev düştü biraz. Yok yok, o közde kahve. Allah koşun çocuklar, közde kahve. Şey de getirmek lazım. Biraz daha suyla. Ceyda. Ne? Sandalyelerden falan evet. Atmak lazım. Ya işte bizim araba müsait olmadığı için araziye giremez. Aslında jipin olsa çok güzel şeyler yaparsın. Tabii şuraya kadar gelirsin mesela 4x4 ile bir yerden sonra yürürsün. Aynen öyle. Evet Türk kahvesi için 1-2-1 go. Aram yandım. Ne kadar sürecek? Ne bileyim nasıl ben. Nasıl tutacaksın o cezveyi sonra? Hmm. Kıyamam o yani, yakmasın seni. Buluruz bir yolunu. Evet. Şuraya bak, doğadan güzel kadın. Allah'ım. Sağ ol aşkım. Seninle bu deneyimi yaşamak çok güzel.
Evet. Benden önce hiç yapmamıştım yani öyle kamp tarzı bir şey. Ama anladım şu an keyfini. Instagram'a kahvemi yaparkenki fotoğraf atıyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tabii beni etmeyin zaten. Efrat'ı değilim. Ben mesela deniz kenarında kampı daha çok isterim. Bak hem deniz hem orman olan kamp yerleri var biliyor musun? Onlar işte. Ha. Var. Deniz kenarında olacak ki balık tutacağın şey. Bu şimdiden yanar mıyım ona dokunca? Işte? Benim her yerimi soktular arkadaşlar. Bak bir, şu iki, şuralar var falan. 3-4 yerimden soktular valla. Şerefsizler ya. Nargilecilerde közde kahve yapıyorlar ya çok. He onun gibi bir şey. Kumda kahve gerçekten güzel oluyor ama. Hiç içmedim. Köpüğü müthiş görünüyor. Şu an sadece biraz fokurdamasını bekliyorum pişmemiş olmasın diye. Resmen köpük oldu ya. Şimdi buradaki her şeyi giderken toplamamız, bu közleri gömmemiz gerekiyor. Bunları ya, su atarız üzerine, her şeyi toplarız. Zaten bir şeyimiz yok. Ben mesela şey istiyorum. Pick-up istiyorum abi. Ha şunu çıkarayım. Ama en büyük sorun pick-up'la İstanbul'da birinci köprüyü kullanamadığınız için karşıya geçemeyecek olmanız. Yoksa pick-up 10 numara 5 yıldız iş. Değil mi? Ceyda pick-up. Evet çok güzel olur bence de. Sen kabul ederim de ben pick-up bir saat erken çıkmayı evden ve ikinci köprüden geçmeyi kabul ediyorum değil mi? Ben bizim pick-up alayım. Evin otoparkının şeyinin neresine soksan o pick-up'a bağlı. Pick-up bizim arabadan büyük değil Ceyda. Öyle mi? Yüksekliği büyük. Navara falan mı diyorsun böyle arkası geniş? Navara değil de artık Navara. Ya ama arkasında dörtlü olması lazım oturma yeri. İki kişilik istemem. Zaten onların arkası dörtlü aşk. Biz kaç kişiyiz Ceyda? Biz iki kişiyiz. Olsun. Köye gidiyoruz, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ailemiz oluyor 40 falan. Yılda bir oluyor. O zaman git araba kirala. Bu işi çöz yani. No! Evet kahvemiz içti. Kahvemizi de alalım. Ha, çok güzel oldu bu iş ya. Gerçekten bir rahatladı. Bundan sonra bu işleri öğrenip hafta kamptayız. Ufak ufak kamp yapmalara başlayabiliriz yani. Vallahi billahi. Biraz köpeksiz oldu çünkü. Geniş olduğu için yoksa. Aman hiç önemli değil ver. Köpüklü olurdu. Ver de içe ver. Eline sağlık. Güzel. Kötü mü? Ben anlamam. Ben Türk kahvesi bilmem çok. Çok güzel oldu. Çok ben güzel çok oldu. Sadece normalde biz böyle dar şeylerde içiyoruz ya köpük üstünde kalıyor. Bunda biraz yayıldım. Bir de şekersiz benim için zaten. Zaten şekersiz içiyorum. Şimdi burada kalmayacağız tabii ki de. Çünkü biz henüz ona hazır değiliz. Yanımızda biri olması lazım anlamak için. Bilmediğimiz hiç bilmediğimiz bir şekilde geldik yani. Eğer istiyorsanız bu serinin devam etmesini bir tane de kalmalı geceli çekim yapın diyorsanız hazırlanırız aslında. Yorumlara yazın bakalım. Gidebiliriz yani. Yapabiliriz. Şimdilik içeriğimiz bu kadar ve en azından bir ayı izlerini görmüş olmamız bile benim çok hoşuma gitti yani. Çok o yani. İğni falan görmüş olmamız. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için efendim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Canlar kendine iyi bak. Doğadaki küçük can tanesi.